Olsun pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı yar. Efendim Gutum'a gitmek istiyorum ve büyük hissediyorum. Cem'den 10 parça granit tencere seti sipariş verdim. 269 lira 12 kuruş aldım efendim. Hepsi buradan aldım. Hepsi şuradan olsaydı hepsi oradan alırdım. Hepsi burada da ucuzdu. Oradan aldım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Sonra bu tencereleri bir de deneyeceğiz. YouTube'dan gelen ilk parayla kendime bir tencere seti almış oldum. Biraz üstüne eklemek zorunda kaldım ama 6-7 ayda biriken parayla ancak bu kadar alabildim. Efendim, hazır mıyız? Evde kılıç olsaydı kılıçla açacaktım. Hotari Hanzo kılıcım yok. Bu bıçağı kullanalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ilk kutu açılış deneyimim nasıl olacak? Tarif videosu yayınlayan bir YouTuber olarak yani başka bir kutu açılışı yapmamı beklemezdiniz herhalde. Burada bir cep telefonu ya da bir bilgisayar, ne bileyim, teknolojik alet tanıtsam biraz tuhaf olurdu. Evet, bak bu elimi araya koydum bak. Açılışta yanlış bir şey olursa bu benim bıçaktan kaynaklı olmayacak. Oo. Evet. Tencereler gözüktü. Bu kutunun içinde 3 tencere, 3 tane kapağı, 4 tane de tava olması gerekiyor. Şu şöyle. Sen bir yat bakayım. Görüntüye engel olacak. Neyse ki tepeden bir kamera ekledim. Kameracı, başlayalım. İlk sırada çiçekli böcekli çok güzel. İlk yumurta sahanı efendim. Gördüğünüz gibi çiçekli böcüklü. Bir dakika, buna bir çözüm buluyorum hemen. Nasıl bulalım çözümü? Muhtarda çözüm bitmez efendim. Buyurun. Evet, maşayla onu durdurdum. Bir yumurta sahanı. Burada ne yazıyor okuyamıyorum. Gözlüğü takmam lazım. Gözlük neredesin? Gözlük de geldi. Evet, 18 santimetre sahan. Ekpen diyor, yumurta sahanı yani. Kiber de sökelim efendim. Evet, granit bir yumurta sahanım oldu. Bu birinci parçamız. Sonra ikinci sahanımız efendim. PFOA Free'miş. O neymiş? Onu ekrana yazarım. PFOA Free ne demek? Granitek diyor. Nonstick yani yapışmaz. Üstün kalite. High quality. Cem bir aletti. Nokta konmuş. İtalyanca bir şey mi yazmaya çalışmışlar? Bir aletti. Acaba İtalyan mı bunlar? Yok. Bu da yumurta sahanı. Ama bu 22 santim. Bu kaç santimdi? 22 santim. 18 santim. 18, 22. 22, 18. Evet, sırada yine bir tava var. Bu tava, evet tava. Onlar sahan, bu tava. TSEK yerli üretim. Yerli üretim damgası var. Sen de gör. 3 parça oldu. Bu da büyük tava efendim. Bu 24, 28, 18, 22, 24, 28. 4 tane tava. Özetle tava diyelim. Sırada bir tenceremiz var. Bu tencere de o tencere aynı büyüklükte mi gözüküyor? Bana mı öyle geldi? Bakalım. En çok merak ettiğim şey, alırken dikkat etmedim. Hala da bakmış, kontrol etmiş değilim. Kapakları cam mı? Cam olması tercihimdir. Yaptığım yemeğin içini görmek iyi oluyor. Bir de çekimlerde bana avantaj sağlıyor. Bu buradan çıkmaya niyeti yok. Evet. Rıdvan Bilen gibi yapayım. Rıdvan Bilen böyle yapıyor açtığı kutuları. Bu kaç santim? Bu kutu lazım geri bana. Evet. Efendim bu tencerede 22 santimmiş. Tabii çapı 22 santim. Derinliği konusunda bir şey var mı? Yazıyor mu? Aha bu kadar işte ya. Aha bu kadar. Derinliği de bu kadar işte. Granit. Kenarları parlak. Kulpu bakalit. Buraları eski klasik cam tavaların, tencerelerinin klasiği. Evet, merak ettiğimiz bölüm cam. Ama bu camın çok güzel bir özelliği var. Efendim kenarında elinizi yakacak eski kapaklardan göstereyim. Bu eskilerde mesela şunları tutarken elimiz yanıyordu. Çünkü kapağı kaldırdık, bir yere koyduk. Tekrar almak için o kısma dokunmamız gerekiyordu.
ve elimiz yanıyordu. Bunu da yanacak mı bilmiyorum ama muhtemelen yanmaz. Bu da eski tencerem, çöpe gidecek muhtemelen. Bazı noktaları var. Bu kapağın oturması için herhalde farklı dokunuşlar var. 2-3 yerinde. Hafif hava alması için belki yükseklik olarak yapılmıştır. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tenceremiz 22 santim. İkinci tenceremiz bu da 24 santim. Bundan 2 santim daha geniş. Yaklaşık 1,5 santim kadar da daha derinliği az. Hacimleri aynı bence. Bu karnıyarık tenceresiymiş efendim. Bunu ben yırtmadan çıkartmak istiyorum ama gerçi bunu birileri yırtmış çıkartırken, ben yapmadım bunu. Cam, tam cam da cam değil galiba çünkü bir şey karışmış buna, hafif. Kapak hafif, enteresan bir şekilde hani cam gibi gözüküyor ama bir şeyle karıştırılmış galiba. Plastik karışımı, sert plastik ne oluyor, o madde bir şey oluyor. Evet, bu ne? Bu da karnıyarık ama ben bunda pilav yapacağım tabii ki. Bu pilav tenceresi olsun efendim. Bunun çapı 28 santim. Çap dediğim biliyorsunuz değil mi? Bu çap yani. Enteresan mutluyum. 10-15 senelik tencerelerimi kullanıyordum. Teflon. Hepsi çizilmiş. Hepsi artık ağa gitmiş, vağa kalmış şekilde idare ediyordum. Ama bu YouTube videoları için tabii ki yeni yeni. Oo, çok güzel içi. Hafif de kırçıllı mı deniyor ona? Böyle. Şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde. Kapak gerçekten enteresan bir şekilde hafif, yani tahmininizden hafif kapaklar. Ağır değil yani. Normalde bunu camdan yapsalar kaldıramazsınız. Tencereden ağır olur. Granit olmasına rağmen yine çok hafif. Çok hafif. Teflonla neredeyse hemen hemen aynı ağırlıkta teflon tencerelerle. İçinde ne bir kullanım kılavuzu, ne garanti belgesi, hiçbir şey çıkmadı. Bunun garanti belgesi, şusu busu, hiçbir şey yok. Anlamadım. Bunların en kötü yanı, şu aralardan giren su orada içinde birikiyor. Pis oluyor, kötü oluyor. Sürekli açıp temizlemek lazım. Ama temizliyorsun, ertesi gün aynı oluyor. Ertesi kullanımda daha doğrusu. Çizilmez, edilmez, bilmem ne falan filan uyarı tarzı bir şey olması lazım. Bu niye elime aldım bilmiyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3 tencere. 1, 2, 3 kapak. Toplam 6, 8. 2 tane de sahan. 10. Tam 10 parça. Tek sıkıntı. Bunun kullanım kılavuzu yok. Ve garanti belgesi yok. Fatura garanti belgesi yerine geçer. Hadi onu geçtim ama bunun kullanım kılavuzu da olması lazım. Demesi lazım ki. Metalle kullanma arkadaş. Kafana takma, bunlar kafanın için değil, pilav için, yumurta için demesi lazım. Ama öyle bir belge yok, varsa da göremedim. Bunun içinde de yazmıyor. Bunu cembialetti.com'a girip oradan bakmam lazım. Evet. Ürün kullanım kılavuzuna cembialetti.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Efendim, kullanım kılavuzu oradaymış. Fatura da garanti yerine geçiyor. O zaman problem yok. Ne yapıyoruz? Bunları yıkayacağız. Ben bunları kullandıkça çekimler yapacağım. Ondan sonra montaj edeceğim hepsini. Teflondan farkı ne oluyor? İçindeki böyle kırçıllı kırçıllı hali çok enteresan. Çok hoş. Çizikleri de göstermez. Bunu nerede kullanacağım ben ya? Bunu balıkta malıkta kullanmam lazım. Tencerelerin çapı tavalarla aynı olunca kapaklar da doğal olarak bu tavalarda da kullanılabilir durumda. Sadece bu garibanımın, küçük yumurta sahanımın kapağı yok. Ona da bir formül buluruz. Bu bölümümüz bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sonra bununla size bir pilav yapayım. Şunu da yapayım. Bu kocaman. Bunu bu kadar yaparsam yiyemem. Şunu da bir sucuk yapayım. Şunu da yumurta yapayım. Ondan sonra şu ne güzel oldu ya. Şunu da makarna yapayım. Makarna mı? Yok. Et. Et yapayım onu. Et. Bunlar çok büyük bana. Şaka maka, bunlar çok büyük bana ya.